Ali Can Değer, Bitcoin. Bir gün zenginsiniz, ertesi gün fakir. Çağdaş tarihin en büyük zengini Rockefeller, 1929 büyük buhrandan hiç etkilenmemiş, insanlar borsada para kaybettiği için intihar ederken o 1 dolar bile kaybetmemiş. Herkes bu durumu merak ediyormuş. Bir gün sormuşlar, nasıl oldu da bu korkunç ekonomik krizden kurtuldunuz diye. Cevap vermiş. Bir gün Wall Street'te her zamanki kişiye ayakkabımı boyatıyordum. Boyacı ile sohbet ederken bana sordu. Bay Rockefeller, bu borsa çok iyi bir yatırım diyorlar. Ben de hisse almak istiyorum. Ne önerirsiniz? İşte o zaman anladım ki benim borsadan çıkma vaktim gelmiş. Hemen kısa sürede hisselerimi sattım. Eğer bir yatırım aracı bu kadar geniş kesime yayılıyorsa kesin batar. İşte Bitcoin'in durumu tam da Rockefeller'in bu anlattığı varsayılan hikayeye uyumlu kısa sürede büyük paralar kazandırıyor. Para yatıran 50 kat, 100 kat kazanıyor. Şhayya'ları ortalığa çıktı mı o işten uzak duracaksın. Belki bir süre daha gider. Siz hay Allah keşke çıkmasaydım dersiniz ama mutlaka çökecektir. Çünkü herkesin kazandığı bir sistem mümkün değildir. Bu sisteme olsa olsa balon denir ve şişirilen her balon bir gün patlar. O yüzden şüpheyle yaklaşıyorum. Bir gece 12 bin dolar eden bitcoinlerinizle yatıp Ertesi sabah her şeyinizi kaybetmiş olarak uyanabilirsiniz. Üstelik bunun hesabını soracağınız bir makam, merci de yok. Çünkü ortada bu para biriminin sahibi yok. Dünyanın en yüksek enflasyonlu ülkesinin parasını tutsanız, olağanüstü değer kaybetse bile bir ekmek alacak paranız olur. Ama bunda o da yok. Şimdi dünya para politikasına yön veren ülkeler bitcoin'e karşı savaş açma hazırlığındalar. Dertleri paranın denetlenememesi. Mutlaka bir çözüm bulacaklar. Hatta bu konuda işbirliği yapıp bu para birimini çökertecekler. Sonra demedi demeyin. Ali Can Değer, Yeni Birlik.